Günaydınlar, günaydınlar efendim. Türkiye'nin en çok seyredilen, en çok konuşulan. Bir daha o gelirse bundan sonra sabahları Bircan Bali tek başına açmak zorunda kalır. Çünkü söylediğimi yapmıyorsunuz. Günaydınlar efendim. Bircan'cığım günaydın. Günaydın efendim. Hayırlı cumalar. İlk defa yaklaşık bir 4 senedir ilk defa ben program böyle açıyorum. Nasıl? Gördün mü? Günaydınlar demeden. Ha, demeden. Evet. Yani Edina, bunun da mesulü sizsiniz. Bir daha da inşallah böyle bir sabaha başlatmazsınız beni. Evet. Peki efendim günaydınlar o zaman. Çok güzel bir günümüz geçsin. Çok güzel hafta sonumuz geçsin. Ki öbür haftaya da güzel başlayalım istiyoruz. Hemen bize ulaşın istiyoruz. WhatsApp ihbar numaramız 0549-802-8631. Solmaz Yeni Altıra Instagram adresimiz. Bir Can Bali yazıp sonuna iki taneyi koyabilirsiniz. Seren Serengil yazabilirsiniz ve yorumlarınızı bekliyoruz. Fotoğraflarımızı koyduk. Hazırız. Güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Hazırız bugün ve nazırız. Evet. Haftanın son günü. Evet. Yine olaylar var. Yine konuşacaklarımız var. Yine gündemi biz belirleyeceğiz her zamanki gibi. Değil tabii, mi Bircan her Bali? Zaman. Evet. Her zaman. Zaten başka gibi sabah programı da kalmadı. Kalmadı. Yani varsa kalanlar da zaten direniyor. En azından dediler ki fazla kalabalık olmasın dediler sabah saatinde. Zaten Seren'le Bircan var, söylemezsem olmaz var. Zaten bu programın dışında hiçbir programın gerçekleri ve doğruları konuşma gibi bir cesareti yok. Danışıklı dönüşüklü sorular, üstünü kapatan dosyalar, olmadık insanların ayyuka ve zirveye çıkartılması, olmadık insanların gömülmesi, saçma sapan bir sistemin son bulması aslında bizim karşınızda olmamız. O yüzden de bizden başka seyredecek bir merci yok, konuşan yok, konuşabilen yok. Karşınızda efendim gündemi de zaten Bircan'ın elinde bütün gündem. Ansiklopedi yine gündem. Meydan lorusuyla geldi. Evet vallahi meydan lorusuyla geldik. Eskiden öyle vardı değil mi? Onlar da evlerde durmak zorundaydı. Herkesin meydan lorusu olmayana olmaz ama yani. Ama kimsenin okuduğu yoktu galiba. Yani çok mesela dönem ödevlerinde falan çok açardık yani de. Ben şeyi de hatırlıyorum. Sen şeyi bir hatırladın mı? Sarı bir tane rehber vardı. Telefon kayıtlı. Ha şöyle. Telefonların rehberi evet, yani. Evet tabii. Sarı. Sarı böyle. Sarı rehber miydi onun adı? Kalın kapkalın bir şeydi evet, böyle. Evet. Biz herkes telefonu bakar. Vardı. Ne suç ayol. Evet keşke şimdi de olsa değil mi? İşte yani özel yapıyor ve bulamıyorsun. O zaman böyle birisini arardın. Eczanelerin hastanelerin falan ayrı ayrıydı. Altın evet rehber mi neydi onun adı? Altın rehberdi galiba. Bütün hepimizin evlerinde vardı yani. Ama şimdi artık onlar şimdi kasetlerin olduğu gibi. Onlar da hani nasıl kaset var şimdi Allah artık CD ne güzel var. Mesajlar. Günaydın gözlerimiz bayram etti. Dünyanın en yerim güzel kızıdır Allah. Allah. Ben bu gazla hayatta daha bir şey sunamam böyle dururum yani. Yerim sizi. Zaten siz olunca şimdi resimlerimizi paylaştık. Altına da güzel yorumlarınızı yapın. Şimdi sevenlerimiz olduğu gibi ne güzel sevenlerimiz bekliyor. Bizimle beraber işte programdaki konuları paylaşıyor, yorumlarını paylaşıyor. Ya sevmeyenler de seyrediyor. Onlar için de çok güç bir durum ama olsun, hayat böyle bir şey. Yani yavaş yavaş her şeyi kabulleneceksiniz. Belki siz de izleye seveceksiniz. Efendim? İzleye seveceksiniz. Zaten her eleştirinin altına gizli bir hayranlık yattığı çok doğru bir şeydir. Doğru. Onlar aslında bu hayranlar ama işlerinden de birazcık hani olmak istediği şeyi olamadığı zaman hani insan kediye ne denir ciğere? Ulaşamadı ciğere pis vermiş. Evet. Ama biz ulaşılabiliriz. Sizin her zaman düşmanınızın da dostluğunda her şekilde isteyen bizi dost olarak alsın. İsteyen bizi uzlaşmaya düşman olarak. Uzlaşmacı bir şeyiz. Masayız her zaman. Şöyle bize dokunmayan yılanı 1000 yaşatırız. Yani 1000 kez. Herkes mutlu olsun. Huzurlu olsun. Kimse birbirine bir şey yapmasın. Böyle sulh içinde yaşayalım. Sulh içinde çok güzel. Ben de hemen şu anda programın başındayken dün Seren'i bir ekrandan alalım. Dün çok sevgili Seyhan Soylu bağlanıp biliyorsunuz başından geçen olayları anlattı. Yaşar İpek'in onu ararken kullandığı isimlerden bahsetti. Ve bu isimlerden bir tanesi Şehmuz Bey'di. Çok kıymetli bir abimiz. Allah rahmet eylesin. Şehmuz Bey çok uzun yıllar önce zaten vefat etmesine rağmen isminin kullanılmasını Yaşar İpek tarafından başka insanlara isimlerinin kullanılmasından ailesi rahatsız oldu ve kızı bize ulaştı. Bakın adam zaten vefat etmiş. Ben aileden yani onlar adına ne yapayım, onlar adına özür dilemek durumundayım. Yani ölmüş insanların isimlerinin kullanıldığı için
Çok 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 üzgünüz. Şeyh Muz Bey'e Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailesine saygılarımızı iletiyoruz. Lütfen insanların ismini kullanmayın. Aileler de çok rahatsız oluyor. Onu da belirtelim şeyin başı, programın başında ki hani yanlış anlaşılma olmasın. Bütün Şeyh Muz Bey'in ailesine de selamlarımızı, saygılarımızı iletelim. Çok kıymetlidir Şeyh Muz Bey. Hem müzik dünyası için hem de bizler için. Peki şimdi başlayalım mı? Evet, başlayalım. Demet Akalın. Demet Akalın en sonunda Fahrettin Koca'ya da bir tweet atmak istedi. Ve dedi ki Ay Demet tweet'i ya. bir görelim mi? Fahrettin Koca ile bir polemiğe mi girdi? Polemikler Kraliçesi artık. Siz sokağa çıkma yasağını bayrama kadar uzatmazsanız biz evde kalanlar ne zaman ölür tahminen? Ölürüz tahminen. Yani ne demek istiyorsunuz? Bayrama Yani kadar bayrama kadar uzat. uzatmayarak biz evde kalanların da hayatını tehlikeye atıyorsunuz diyor. Adamcağız yani zaten her hafta sonu zaten bayrama kadar. Bu hafta sonu zaten kesin. Olacak yani. O istiyor ki herhalde hafta içi de hiç olmasın galiba değil mi? Endişesi o. Yani tabii herkes tahammülsüz, herkes bir şekilde sokağa çıkmak istiyor, bir şeyler yapmak istiyor ama yani şu andaki sürece uymak zorundayız. Yapılacak bir şey yok. Aa, ne biçim bak. Ama altına da çok kötü yorumlar yazmışsınız. Ya. Bir tanesi burada açıkta da. Tahminen zaten sen çok yaşamazsın. Tuzu kuru nokta nokta bir şey. Ama çok da Ya bu ne terbiyesizsiniz ya? ya. Şimdi böyle de denmez ama Çok da terbiyesizsiniz kadının ya. çoluğu çocuğu var. Niye Ya öyle niye diyorsun? insanların yaşaması yaşamaması? Yani artık bir insanın ölümüne de yani sevinecek kadar yani sen de çok fazla yaşamazsın diyeceksen Allah mısın ya? Ya Ayrıca bir de. neden bu temenni? Neden bu kadar kötüsünüz? Gerçekten yani anlayamıyorum. Gerçekten bu kötü yazanların ruh sağlıklarının çok kötü Günah olduğunu ama ya. düşünüyorum. Ama onlara da hayır, o kafalara da günah buluyorum. Çünkü insan gibi değil. Normal oturup konuşabileceğin biri değil. Derdini anlatabileceğin biri değil. Tahminen zaten sen de çok yaşamazsın diyor. Ya sen Demet Akalın'ın ölü yani Allah korusun. Allah uzun ömürler versin. Evladı var geride. Hayır yani Sevenleri o var. kadar çirkin ki yorumlarınız, o kadar kırıcı ve kötü ki insan eleştirebilirsiniz. Biz de eleştiriyoruz burada. Yani ben de eleştiriyorum, Bircan da eleştiriyor. Ama bir başka insanın ölümünü isteyecek kadar daha da fazla yaşamazsın zaten gibi bir hadsiz bir saygısız bir başka insanın hayatına saygı duymayacak şekildeki yorumlarınızın neden yaptığınızı anlamıyorum. Gerçekten bu kötü yazanların ailesel ve fiziksel ve bedensel ve ruhsal hasta olduklarını düşünüyorum. Çünkü düşünsene mesela eline telefonu alıyorsun. Giriyorsun onun sayfasına veya başka bir sayfaya. Bütün gün onunla alakalı kötü bir şeyler yazıyorsun. Hasta olmak Hiç de lazım. o sayfadan çıkmıyorsun. Hasta işi Evet. gücü yok. Evet İşi ya. gücü olmayıp ve bence hiç kazanmamış, hiç başarmamış, Evet. hayatı boyunca hiç başarılı olmamış. Ve başarıyı da hazmedememiş. Hiçbir baltaya da sap olamamış tiplerin yaptıkları yorumlar olduğunu düşünüyorum. Kusura Evet. bakmayın. Demet Akalın'a Allah'tan bir mutlu uzun ömür dileyelim. Yani çoluk çocuğu var. Evet. Demet kafasına geleni ağzından çıkmadan yazar şeye Bir Instagram'a. filtreniz olsun ya şurayla şurası arasında. Çok haklısın. Ama bu demek değildir ki eleştirilerimizi çoluğuna, çocuğuna, kendisine, yaşamına, ömrüne yapalım. O da çok çirkin arkadaşlar. Evet. Tamam biz biraz sirkelenelim şu magazin turunu bir görelim. Sonra konuşalım. Magazin dünyasında neler oluyor, neler yaşanıyor? Sizin için hazırladığımız magazin turu yine dop dolu. Ünlüler dünyasında yaşanan bütün gerçekler. Nazan Öncel üvey oğluyla mahkemelik oldu. Zerrin Özer'in eski kayınvalidesi ve şoförü aşk mı yaşıyor? Olay iddiada Zerrin Özer'in boşandığı eşi Murat Akıncı'nın annesi Sevilay Ünal'ın şarkıcının yardımcısı ve şoförü Nail Çetinalp'le aşk yaşadığı iddia edildi. Oyuncu Nilperi Şahin Kaya'dan Kerem Bürsin ve Demet Özdemir'in aşk yaşadığı iddialarına şaşırtan yorum varsa hayırlı olsun. Haluk Levent yine kral çıplak diyecek. Rock müziğin usta ismi sosyal medyada canlı yayınlayacağı Kral Çıplak programında müzikseverlerle buluşacak. Murat Yıldırım'dan Etiyopya'daki 1000 aileye özel iftar yemeği. Ünlü oyuncunun yaptığı bu iyilikten sonra Etiyopyalı çocuklar ellerindeki Murat Yıldırım çok teşekkür ederiz yazılı kağıtlarla oyuncuya teşekkür etti.
gibi isimler evde kalan çocuklara masal anlatacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın hazırladığı Anadolu Masalları isimli projede Tamer Karadağlı, Altın Erkekli, Esra Erol, Işın Karaca, Müge Anlı, Pınar Altu gibi isimler TRT Tepa TV'de kamera karşısında olacak. İran asıllı şarkıcı Tuya Mokhtari'nin dev ekibiyle Türkiye'de çekilen büyük klibi. Türkiye'yi çok seven ve Türk vatandaşlığına geçen şarkıcı Pıya Mokhtari'nin Pey Çiçek anlamına gelen şarkısının klibinde 150'si yardımcı oyuncu olmak üzere tam 250 kişi çalıştı. Klibin yönetmenliğini yine İran asıllı Nili Afşar yaptı. Mokhtari gibi birçok ünlü kişinin klip çekmek için, hatta yaşamak için Türkiye'yi tercih etmesi ülkemizin son zamanlarda nasıl bir cazibe merkezi haline geldiğini kanıtlar nitelikte. Ebru Şancı, futbolcu kocası Alparslan Öztürk'ü telefonla oynadığı için sandalyeye bağladı, ağzını bantladı. Pınar Altu'dan çok sert sözler, eşime ve kızıma uzanan dili koparırım. Sosyal medyadan yoğun eleştiri alan Pınar Altuğ yaptığı açıklamada kızım ve kocam hayattaki en kıymetli iki şeyim, onlara uzanacak dili koparırım diye konuştu. Kaleci Volkan Babacan hamile eşiyle market sonrası gece gezmesinde. Normalleşme planını da açıkladı biliyorsunuz Cumhurbaşkanı. Bakalım güzel günler gelecek inşallah önümüzde. Sizin peki nasıl gidiyor hamilelik süreci? İyi gidiyor. Ne kadar kaldı doğuma? Temmuz gibi bekliyoruz inşallah. Aşermeler var mı peki Volkan Bey? Yok, çok şükür iyiyiz o konuda. Gonca Vustateri'nden habercilere tepki. Yaklaşma. Maskesinin neden olmadığı sorusuna ise ilginç bir cevap verdi. Birkan Sokullu'dan karantina alışverişi. Market çıkışı habercilere konuşan oyuncu 45 gündür ilk defa alışveriş için dışarı çıktığını söyledi. Evde yemek yapıp film izlediğini söyleyen Birkan Bey başka bir şey yapmadığını söylüyor. Geçtiğimiz günlerde habercilerle tartışıp gündeme gelen Tuğba Ünsal'ın eski sevgilisi Caner Karaloğlu soruları yanıtsız bıraktı. Kendisine geçtiğimiz haftalarda yaptığı hareket sorulan Caner Bey hiçbir soruya cevap vermedi. Caner Bey, merhaba, geçen gün muhabir arkadaşınıza saldırmıştınız ama. Yani şu görüntüyü de gerçekten abartıyorsunuz diye düşünüyorum. Hangisini? Çocuk işte eski eşinle yani ayrılmış olabilir. Çocuğu var. Çocuğu da hafta sonları annesine gidiyor. O da gitmiş onlara marketten alışveriş etmiş. Bu demek değildir ki barışacaklar. Her çocuğunu görmeye eve giden, her eski karısınınla çocuğu yüzünden görüşen insan barıştı mı oluyor hemen? Peki Caner niye bu kadar gerginlik yapıyor? Haber onların görüşmesi değil, Caner'in gerginliği. Caner'in gerginliği şöyle. Çünkü Caner kimle beraber şu anda? Tuğba'yla. Tuğba'yla yani beraber. Evet. Tuğba'yla da eski eşinin arasında bunlar olduğu için belki Tuğba'ya söylemedi onlara o sırada marketten bir şey alacağını. Çünkü bazen insan iki arada bir derede de kalabiliyor ve yalan söylüyor. Senin kadar iyi niyetliyse, bu birleşme barışma değilse, o zaman o birleşmeyi ve görüşmeyi söylesin. İşte bak, bazen anlamıyorlar diye düşünüyorum. Halbuki bence belki erkek bu konuda taviz vermemeli. Bu konuda diyecek ki bak, bu benim çocuklarımın annesi. Ben bunların evine de gideceğim. Çocuklarımla orada görüşmek onların psikolojisi için iyiyse onu da yapacağım. Yani o eve gitse ne olur? Ben şimdi biliyorum ki bir adam o evden gittikten sonra evet istersen onu şey yap, 10 gün kapat. O evde duramaz o adam. Gitmişse ama demek ki gitmiştim. Adamdan emin değil o zaman, ne? Endişelenen kadınlar. Yok, onu bence emin değil, hep böyle eskiye dönecek şeyinde. Onu ama onun hesabını soramaz yani. Benim çocuğum var. Tabii ki gelecek. Tabii ki evinde de çocuğunu görecek. Tabii ki ben onunla kötü ayrılmadıysam oturup sohbet etmemiz çok normal. Yani anlatabiliyor muyum? Buna gelecek olan kişinin bunu hazmetmesi gerekiyor. Adam evine gidebilir çocuğunu görmeye. İşte Tuğba hazımlı gibi görünüyor ama Caner böyle saklıyor da gibi görünüyor. Yani bu ilişkide enteresan bir şey kalmış durumda. Peki Tuğba ile son zamanlarda hiç Caner'i gördük mü? Yok, görmedim. Bunlar ayrılmış olabilirler mi? Şöyle, en son şöyle bir tatsızlık oldu. ayrılmazlar da Tuğba'nın biraz sıtkı sıyrıldı. Çünkü kadın Elizabeth Mas Tuğba'ya ciddi anlamda işkence uyguluyor ya. Bir dakika, işkence niye uyguluyor? Şunu açayım. Gittiği yere gidiyor, bir kere şiddet uyguladı, onu söyleyeyim. Uzaklaşma kararları var. Öyle bir hakkı boğazına yok. Sarıldı. Falan aman filan. Yarabbim. Gece kulübünde sonrasında Tuğba'nın düzenlediği bir event, Tuğba'nın ev sahipliği yaptığı bir evente katıldı. Yani Tuğba artık sinirlenip dedik yani bu ne dedi ya.
Tabii bu çok fazla. Bu çok gurursuzca. Çok gurursuzca evet, bu. Direkt ama yapıyor, şöyle Tuba mı yıktı onların yuvalarını? Hayır. Ayrılma nedenleri tam tersi. Sadakati Elizabeth Moss tarafından bozulması. Allah Allah. İddialar bu yönde. Ya öyle bir iddia var ki yani yurt dışında bu bir şeyler var ya, Burning'ler falan, festivaller. Evet. Orada olaylar oluyor. Gidiyor karısını görüyor ve ondan sonra ayrılık oluyor zaten. İddialar bu yönde. Ama çekişmeli mi boşanıyorlar? Tabii. Uzun sürdü değil mi? Bayağı bir uzun sürdü. Daha hala da boşanamadı. Hala da devam ediyor. O 5 sene de sürer. Devam. İşte o zaman da ben de her zaman bunu söylüyorum arkadaşlar. Bazen bu çekişmeli para pul istenildiği için birbirinden aslında evliliğin, evliliğin sadece kağıtta kaldı. Hiçbir şekilde evlilik birliğinin aynı evin içerisinde devam etmediği bu süreçte sadece paraya dayalı, isteklere dayalı bir bağın olduğu bir süreç bu. Evet. O süreçte insanlar tabii ki hani insanların hayatlarına giriyorlar. Şimdi aslında o kadının o evliliği yıkmasında hiçbir katkısı yokken hiç yok. Bir anda onu sanki o evliliği yıkmasında neden olarak gösterip. Ama sana bir şey diyeyim mi? Tuğba çok güzel bu sorulara cevap verdi. Bak şöyle yaptı. Neydi? Bak dedi ki böyle uzattılar. Hı-hı. Herkes uzattı hepimiz. Siz boşanmak üzere olan bir adamın sevgilisisiniz. Hı hı. Bu konuyla alakalı bize bir açıklama yapacak mısınız? Bu evliliği siz mi bitirdiniz? Tuğba da böyle yaptı. Şeye giriyordu kulübe, hiç unutmuyorum. Döndü arkasına. Boşanmak üzere olan eşinin sevgilisi var bence. Bence onu konuşun dedi. Yani benimle bir alakası olmadan onun kendi bir özel hayatı var zaten. Kadının da bir sevgilisi var dedi. Ve kadın da çıkıp demedi ki hayır benim sevgilim yok. Tuğba yalan söylüyor. Ya da kadın şunu da demedi. Tuğba benim yuvamı yıktı. Hiç demedi. Zaten şöyle bir şey var. Şöyle bir şey var. Boşanma davasındaki maddelerde eğer o kişinin adı yoksa ve bir kadın yüzünden ben boşanıyorum maddesi yoksa sen o kadını eğer suçlarsan işte sen cezalı ve hatalı duruma sen düşüyorsun. Evet. Çünkü benim boşanma nedenimle bakıyorlar. Benim 4 tane boşanma atıyorum. Maddem var. Maddede var mı bana ihanet var mı? Yok. Yoksa sen sonradan diyemiyorsun ki bu kadın yüzünden ayrıldı. Bunlarda da öyle bir durum oldu. Evet. Şimdi Kerem Bursin'in ilişkisine geçeceğiz ama ben bu Gonca Vusateli ile alakalı minik bir şey söylemek istiyorum. Gonca ne kadar enteresan bir tepki vermiş ya. Böyle sanki muhabirlerin hepsi vebalı, virüslü. Ay pislik mikrop, sen tak zaten ben takmam falan. Ben bu tepkiyi ne anladım ne de yakıştırdım. Onu söylemeden geçemeyeceğim. Ama başka bir şeye geçeceğiz. O da Kerem Bursin ile Demet Özdemir ilişkisinde bir gelişme var mı? Kerem bir şeyler yapmış bakalım. Yakışıklı oyuncu Kerem Bursin, Demet Özdemir'le olan aşk iddialarını nasıl tiye aldı? İddialarla dalga geçerek hedef şaşırtan Kerem Bürsin, Demet Özdemir'in fotoğrafını beğenerek kafaları karıştırdı. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin yaklaşık bir sene önce Serenay Sarıkaya ile olan 3,5 yıllık ilişkisini bitirmiş. Evlenecekleri söylenen ünlü çiftin ayrılığı hayranlarını şok etmişti. Ancak ayrılık sonrası Kerem ve Serenay'ın köpekleri için arada sırada bir araya gelmeleri barışacakları iddialarını gündeme getirmişti. Fakat Serenay Sarıkaya'nın beklenmedik bir şekilde Cem Yılmaz'la ilişkiye başlaması yılın magazin bombası olmuş. Serenay ve Kerem'in hikayesi artık kesin olarak bitmişti. Kerem Bürsin, Cem Yılmaz ve Serenay ilişkisi hakkında sorulan sorulara herkes mutlu olsun, her şey güzel olsun diyerek medeni bir cevap vermişti. Hatta bu cevap Cem Yılmaz'ı kızdırmış. Ünlü komedinin Kerem'in cevabının üstüne sosyal medyasından yaptığı paylaşım çok tartışılmıştı. Birleşmiş Milletler bayrağının altına bizim için sorun yok, yeter ki mutlu olsunlar yazan bir paylaşım yapmış. Bir bu kalmıştı, iyi oldu diyerek hem Kerem Bürsin'e kızgınlığını dile getirmişti hem de dalga geçmişti. Kerem Bürsin yaşananların ardından konuya dahil olmak istemiyorum cevabıyla
noktayı koymuştu. Serenay'la olan bütün ilişkisini tamamen bitiren Kerem Bürsin'den yepyeni aşk bombası. İddialara göre yakışıklı oyuncu, yine kendisi gibi oyuncu olan Demet Özdemir'le yeni bir ilişkiye yelken açtı. Özellikle Kerem Bürsin'in sosyal medyadan katıldığı bir canlı yayında elinde üzerinde kocaman bir D harfi bulunan bir kupa bulunması aşk iddialarını alevlendirmişti. Ancak bütün bu iddialar karşısında suskunluğunu koruyan çiftten sessizliğini bozan ilk isim Kerem Bürsin oldu. Katıldığı bir canlı yayında Demet Özdemir'le ilişki iddialarının önemli sebeplerinden biri olan D harfli bardak yerine boş bir bardak tutan oyuncu C'den başlayıp D'ye kadar içeceğim diyerek hakkındaki ilişki iddialarını T'ye aldı. Alfabede Ç'den önce gelen A, B ve C'yi neden söylemediği merak edilen Bürsin'in merak edilen bir başka hareketi ise ilişki iddialarıyla dalga geçmesine rağmen Demet Özdemir'in fotoğrafını beğenmesi oldu. Demet Özdemir'in kendi hesabındaki değil de başka bir hesaptaki fotoğrafını beğenen ünlü oyuncunun hem iddiaları T'ye alıp hem de bunu yapması hem şaşırttı hem de kafaları karıştırdı. İkisinin de birbirini öncelikle takip etmediğini tekrar edelim. Birbirlerini takip etmiyorlar Demet Özdemir'de, Kerem Bürsin'de. Fakat bir gelişme oluyor. Galiba Cem Yılmaz hastalığına yakalandı. O da şu stalk. Stalk yaparken böyle dalıp gidiyordu ya hani. Hı. O da galiba daldı gitti bir fotoğrafına Demet'in ve likelayıverdi. Bence yanlışlıkla. Sen ne diyorsun? Şimdi erkekler bir kadın gidene kadar, bir başkasınla olana kadar veyahut da olduğunu düşünene kadar diyeyim. Yani bazen bir kadın da kendisi birisine olduğunu düşündürtebilir karşı tarafa. Veyahut da olana kadar. Bu erkekler çok rahat, biliyor musun? Hep rehavetten bahsediyoruz ya şu anda, sokağa çıkma olayları. Herkes iyileşti, rehavet geldi size falan. Bu erkekler çok rehavettedirler, biliyor musun? Kaybedene kadar. Kaybettip o ayrılık süresince de bir şey yapmazlar. Ne zaman hayatına birisi girsin, o kişiyi kötülemeye başlarlar, o kötü karalamaya başlar. Kendileri bir başkasına olma eğiliminde, bir başkasına işte dedikodu çıkma eğiliminde bulunmaya başlarlar. Şimdi bu çocuk çok o tarzda bir çocuk değil. Ama yanlış bir şey yaptı bana göre. Sen diyorsun ya hani hiçbir şey konuşmadı falan. Evet. Beni bunlara bulaştırmayın lafı da zaten bana göre. Aha, mutlu olsunlar. Aha. Şimdi kadın gitmiş başkasının elini tutmuş artık başkasına. Sen ne konuşuyorsun arkasından? Lütfen dersin. Geçer gidersin. Mutlu olsunlar dedi ama. Mutlu olsunlar deyip kesseydi başka bir şey. Cevap verdi Cem Yılmaz. Mutlu olsunlar, beni bulaştırmayın deyince Cem Yılmaz'dan şeyi yedin. Gerek yok yani. Hani cevabı şey yaptım. Yani olmuyor. Çünkü karışmayın artık. Senden gitmiş başkasına bir şey bulmuş. Sen, bırak artık, sana ne bulaşacaklar hayatım. Yani bak, bir kadın kızdırmayın. Kadınları gerçekten hani yapıyorsunuz ediyorsun. Kadın her zaman daha iyisini buluyor. Bak erkek hiçbir zaman. Çok istisnalar kaideyi bozmaz. Defne'den sonra Serenay'ı bulan Cem için değil tabii, değil mi? Nasıl? Defne'den sonra Serenay'ı buldu Cem. Valla Defne de ben Cem'le çok yakıştırıyordum. Evet. Ve Defne ile Cem'i, yani kusura bakmasınlar, hani şimdi başka bir ilişkiye başladı belki ama çok vizyon açısından kültür, her şeyleri, yaşlılık, her konuda var. Çok birbirlerine, ben onları beğeniyordum ama olmadı. Ben sana şöyle söyleyeyim. Bence onların ilişkisi var. Demet'le Kerem. Olsun, ne olacak? Hatta bir arka, işte ne olacak? Soru bu. Ne olacak? Yani niye birbirini takip etmeyi yapmayıp? Çünkü emin değiller şu anda bence. Yani arkadaş ortamında tanışmışlar iddialara göre. Hem de karantina döneminde. Sonrasında da sıcak bir konuşma, bir tanışma olup ilerlemiş. Mevzu olmuş yani. Yani mevzu olmuşlar ki bir ilişkiye başlama sinyalleri ya olmuş. Ya olsun, herkes istediği ne olsun. Bence yani. Çok da yakışıyorsunuz. İki bekar insan, iki güzel kariyer, iki güzel yüz, surat. Ya biz ne zaman eleştiriyoruz biliyor musunuz? Şimdi abuk subuk birisini buluyorlar. Abuk subuk birisine dalga geçiyor. Mesela şimdi Serenay'ın bir başkasının artık bir hayatı var. Önemser mi? Gerçekten şu anda Cem'i çok seviyorsa umurunda olmaz artık. Tabii ki olmaz. Artık zaten bence o düşmanlıklar ne zaman bitiyor biliyor musun? Mesela biri birine hala sıcak bir şekilde düşmansa hala seviyordur. Yani ne uğraşıyorsun? O zaman git.
Ama biz insanoğlu olarak çok yanlışlar yapıyoruz ilişkilerde. Yani Evet. birisini bitirip hemen bir başkasıyla başlayıp onu unutacağımızı düşünüp asla unutmuyorsun. Ve kendi Acısını da ondan hayatını çıkarıyorsun. da mahvediyorsun boşu boşuna. Yani biraz sakin kalıp biraz hemen bir başkasına sokulmak, onunla olmak da çok yanlış. Çünkü o bir başkasına da çok yazık. Çünkü onu da hiçbir zaman sevemiyorsun. Yani çok enteresan bir şey bu. Yani diyorsun ki Türk filmini seyrediyoruz ya, Kadir İnanır kızla öpürken şuraya gidip başkasına evleniyor. Bu filmleri çocukluğumuzdan beri seyrettiğimiz için kendi hayatımızda uyguluyoruz. Kızdık mı ona? Ha oldu. O zaman bak evleniyorum işte, bak başkasını buluyorum. Sana neler ediyorum? Sen ne kadar sırf onu mutsuz etmek için sen kendi hayatını mahvediyorsun normal Tabii, şartlarda. olmaz. Yani burada böyle ciddi ilişkilerden sonraki ilişkiler kompanse, bunlar yani bunların çok sağlıklı gideceğine çok inanmıyorum Peki, ben yakıştırıyorum. Bir de şey değil. ben. Bu biraz senin o kriterini neden aşıyor biliyor musun? Çok vakit var arada. Neyle? Çok vakit var, ayrılık vakti. Hemen değil. Ne kadar? Yani 8 ay var. Hiçbir şey değil 8 ay. Değil mi? 8 ay iki insan Herkes senin birbirine kadar duygusal değil ama. yok ben tamam da Maneviyatlı da değil. nasıl Yani herkes herkes... Ya mesela o ben sana zaman şöyle söyleyeyim. sevmiyorlardır ya 8 ayda birdenbire her şeyi unutamazsın. Yani ben de mesela o kadar 8 ayda takıntılı kalmam mesela. Kalmamalıyım. 8 ay. Ne yaptın ya? O kişinin sana yaptıklarına ve yapmadıklarına çok bağlı. Senden nasıl gittiğine, ayrılığında bir şerefi var diyoruz ya. Sende güzel hatıraları daha fazla düşündürtüyorsa, kötülerden daha çok, o zaman hala ona yani onun arkasından onun yasında tutmak doğru bence. Ama adam gitmiş 100 tane kadınla beraber olmuş, sana kötülükler yapmış. O adamın arkasından yas değil, hiçbir şey tutmazsın ve unutursun da. Bazen onu da unutmazsın. Bu kalp öyle bir acayip bir şey ki. O kadar acayip bir şey ki durduramıyorsun. Diyorsun ki ya bu diyorsun mesela kötü. Bu diyorsun sana bunları yapıyor, şunları yapıyor. Yine de o kalp onu seviyor. Bergen. Kezzap attı adam yüzüne. Hayır dedi gene adamla barıştı. En sonunda öldürene kadar Doğru, yani. Bir onlar, kadın, ben kadınlar da bu bazılarında işte bir genelinde hastalık var ya. var yani. Böyle yani her Bakalım. şeye rağmen sevmek iyi bir şey değil. Değil Her şeye tabii ki. rağmen sevmek Bence iyi bir böyle şey. biraz kalbi parça şey tokatlamak lazım. Dur bakalım ya, bir kendine gel demek lazım. Bergen dedi. Bergen'in hayatını oynayacak Serenay Sarıkaya, ama öncesinde evlilik haberleri çıktı Cem Yılmaz'la ilgili. Cem Yılmaz ilk defa bununla alakalı bir tweet attı. Bakalım evleniyorlar mı, evlenmiyorlar mı? Bomba ilişkide bomba gelişme. Serenay Sarıkaya ve Cem Yılmaz'ın evleneceği iddialarına ilk yanıt Cem Yılmaz'dan geldi. Sosyal medyasından cevap veren ünlü komedyen evlilik konusunda neler söyledi? Hiç şüphesiz bu yılın en büyük magazin bombası ünlü komedyen Cem Yılmaz'la güzel oyuncu Serenay Sarıkaya aşkı oldu. Her şey bir itirafla başladı. Sene başında Cem Yılmaz'ın katıldığı İbrahim Selim'in sunduğu talk show'da Serenay Sarıkaya'yı stalkladığını itiraf etmesi bombanın pimini çekti. Cem Yılmaz'ın bu itirafından sonra Serenay Sarıkaya ile ünlü komedinin ilişkisi olduğu dedikoduları almış başını gitmişti. Daha sonrasında ikili Atina'da yan yana görüntülenmiş, dedikodular gerçeğe dönmüş, yılın ilişkisi resmen başlamıştı. İlerleyen zamanlarda basın karşısına geçmekten çekinmeyen çift el ele pozlar vermiş, düşman çatlatmıştı. Bir önceki ilişkisi kendisinden bir yaş büyük Defne Samyeli olan Cem Yılmaz'ın kendisinden 18 yaş küçük olan Serenay ile ilişkiye başlaması tartışmalara sebep olmuş. Ünlü çift aralarındaki bu yaş farkından dolayı eleştirilerin odağı olmuştu. Ancak bütün bunlara rağmen korona belası yüzünden evden çıkamadığımız şu son günlerde Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ikilisi de aynı evde kalıp aşklarını dolu dizgin yaşıyor. Serenay ve Cem'in kısa süre önce başlayan ama yoğun bir şekilde devam eden ilişkileri ufukta evlilik mi var söylentilerini beraberinde getirmişti. Hal böyleyken Serenay Sarıkaya'nın katıldığı bir canlı yayında yapılan bir ima duyanları şaşkına çevirmişti. Cem Yılmaz'ın birkaç ay önce Serenay itirafını yaptığı talk show'un sunucusu İbrahim Selim, canlı şovuna konuk ettiği Serenay Sarıkaya'ya hamile imasında bulundu. Programın konsepti gereği canlı yayında Serenay Sarıkaya'ya hediye olarak bir bebek sesi gönderen İbrahim Selim,
hayırlı uğurlu olsun diyerek kafaları karıştırmıştı. İbrahim Selim'in bu cümlesinden sonra ikilinin karşılıklı görüşmesi de Serenay Sarıkaya hamile mi tartışmalarının fitilini ateşlemişti. Daha sonrasında ise yepyeni bir iddia geri göğünletmişti. İddialara göre Cem Yılmaz Serenay Sarıkaya'ya evlenme teklifi etmiş, Serenay Sarıkaya teklife evet demişti. 45 gündür aynı evde karantina hayatı yaşayan ünlü çiftin salgından hemen sonra nikah masasına oturacağı da söylentiler arasında. İddialar bu yöndeyken ünlü çifti birkaç gün önce sadece söylemezsem olmaz yakalamıştı. Serenay abla, evlilik var mıydı efendim? Israrla sorduğumuz evlilik iddialarını cevapsız bırakan Cem Yılmaz hiçbir tepki vermemişti. Cem Bey merhaba. Bir evlilik durumu söz konusuydu. Sonrasında evden çıkıp hızla araca binen Serenay Sarıkaya da iddiaları yanıtsız bırakmıştı. Serenay abla, evlilik var mıydı efendim? Evlenme iddialarının ardı arkası kesilmeyince suskunluğunu bozan Cem Yılmaz oldu. Evlilik söylentilerine sosyal medyasından cevap veren ünlü komedyen hem cevap verdi hem dalga geçti. Cem Bey paylaştığı notla iddialara ince ince dokundururken çıkan haberlere göre değil, karar verince evlenecekleri mesajını verdi. Haberim olursa evlenmem, evlensem haberim olur. Yazan komedyen iddiaların gerçeği yansıtmadığını kendi üslubunca belirtti. Evet, aslında bu çok da hani böyle bir haber yok demek değil. Henüz yok demek gibi geldi bana. Yani bir de onu şimdi bu iş baskı altında da tutuyor. Çünkü devamlı evlilik haberleri ve şimdi ilişki içerisinde de devamlı evliliğin gündemde olmuş olması. Şimdi evlendi ve bir çocuğu var. Demin bunları söylerken Cem tarafından düşündüm. Tekrardan evlenecek ve bir çocuğu olacak tekrar. Şimdi bir saatten sonra acaba bir erkek için zor gelir mi yani tekrar hani o kafada mı çocuk sesi, çocuk tekrar bir çocuk sorumluluğu, çünkü bunu tecrübe etti ve o evliliği yaşatamadı ve götüremedi. Demek ki bir çocuk o evliliği götürmek için Cem'de yeterli bir neden değil. Bir şey söyleyeyim mi? Ne diyorsun? Ben bir şey söyleyeceğim. Bence bu haberlerin hepsini Serenay çıkarttı. Evlensin diye mi? Serenay'ın, yani bu benim fikrim, hadi iddia diyelim de sonra mahkeme açıp sonradan pişman oluyorsun, haberlerimiz doğru çıkıyor. Serenay'ın şöyle bir basın gücü var. Yani kendi elini ayağını dokundurtmadan istediği haberi yaptırabilir. Öyle bir basın çevresi var. Gel gel haberidir bu. Hani bazıları hiç iş yapmadığı halde çok ünlü bir tekstil firmasının yüzü olduğu diye haber çıkarsa iki gün sonra öyle bir haber yoktur. Tekstilcilerin hepsi Allah Allah falan olsun ister. Bu gel gel haberi gibi geldi bana. Serenay evlenmek istediğini bu şekilde gösterdi bence. Baskı altında kalan Cem Yılmaz'ı şimdi düşünmek lazım. Tabii bence işte baskıdan da kurtulmak için bunları söylemiyor olabilir. Ama şöyle, Cem Yılmaz'la Serenay evlenebilir. Zaten bir kişiyle evlenmekte bir şey yok. O kararı da aldırtabilir bir kadın bir erkeğe en aşık olduğu süreçte falan. Veyahut da bir erkek kendi iradesiyle de alabilir. Sonraki süreçte Cem Yılmaz'ın gerçekten aile kurup aşağı oturacak ve onu sürdürecek bir adam olmadığı ile ilgili benim şüphelerim hep var. Hep bu endişeyi söylüyorsun. Çünkü özgürlüğüne düşkün. Aşkı yaşamayı seviyor ama aşkı tüketene kadar yaşamayı seviyor. Tükettiği anda alasmaldık demek istiyor. Kendi hayatı var, arkadaşlar var. Kendi evine gidip getirsin ama o evde devamlı birisi kalsın, onunla bir yaşam sürsün. Onu isteyen bir adam değil. O yüzden de tekrardan evlenip tekrardan çocuk doğurtmak ve bir daha baba olmak, yani bu süreçler onu sıkabilir. O daha böyle genç yaşamak istiyor, öyle kalmak istiyor ve o bir tane çocuk ona öyle yeterli oldu gibi. Yani bendeki algısı o, tamamen yanılıyor olabilirim. Ayrıca da bu konuşmaların hepsi kişiye göre de değişir. Bunlar bizim mantığımız ama hepimize göre mantıkları ters düz edip de ama yaşadığımız zaman, da oluyor yani. Ama o zaman öyle biriyle birlikte olacaktı. Şimdi sen Serenay'la birlikte olup bir tane çocuk bana yeter diyemezsin. Serenay'ın bir evladı yok. Yani bunu yapamazsın. Kendi içinde bunu söylememelisin. Şimdi yine söylüyorum, Cem Yılmaz'la beraber olurken bütün kadınların şunu düşünmesi lazım. Bu adam gidebilir,
ele avuca sığmayan bir adam. Yok. Yani hiçbir şeyin garantisi yok kendisi yani de. Var. Yani ama bazen de bir adam bir kadının karşısında da diz çökertirsin. Yani her erkeğin diz çöktürdüğü bir kadın vardır yani. Yani her evet. kadına, çünkü sonuçta her kadına yaşar yaşar ama bir kadına gelir, o kadında afallarsın, orada kalırsın, o da seni son duran da olur yani. Bir de evliysem çarşıya da uymaz. Genelde o da öyle sanır. Yani. Eskisi gibi olacak sanır ama... Bir de Cem Yılmaz'ın yaşadığı süre içerisinde bulup bulabileceği kendi standartlarında ve kendi kriterlerinde en iyisini buldu artık. Yani hani bundan daha iyisini Cem Yılmaz bu saatten sonra bulmayacak. O yüzden daha iyisi de onun istediği şekillerdeki söylüyorum. Onun bir kriterleri var. En iyisi zaten Serenay. Bundan sonra kalkıp kime gider? Bir de şöyle bir şey de var. Yanında güzel, başarılı... Önemli bir kadınla evliysen ondan sonraki gelecek kadın birazcık onun aşağısına kalsa toplum da onu kabul etmiyor. Kabul çok etmiyor, enteresan bir şey var yani. Ve empoze yani. Ediyor. Evet. Ve toplum da sürekli Cem'e empoze eder bu konuyu. Serenay'a diyorlar ki Alice'i özledin mi? Tatili özledin mi? Bir kere tatil bir paylaşım yaptı, onu verelim. Ekranda konuşalım. Bir eski bir tatilden görüntüsünü de koydu. Bu arada Alice Müzik Ali ile alakalı da şöyle bir şey söylüyor. Ekrandayken söyleyelim. Müzik Ali çok özledim ama... gidemem. Kapalı bir alanda bir gösteri yapmam beni de endişelendiriyor diyor. Koronavirüs korkusu var diyor. Yani bu müzikal tam böyle şeyini alamadı ya. Rüzgarını alamadı gibi. Yani alamamış olabilir ama çok başarılıymış diyorsun. Serenay tam bir müzikal kadını. Evet. Sesi çok güzel. Ben onu her dinlediğimde şunu düşünüyorum. Birçok popstardan çok daha güzel sesi var Serenay'ın. Evet, ve birçoğundan da sahnede de çok daha güzel duruyor. Ben onun yerinde olsam evet evet iyi bir oyuncu orada da şey ama bu tarafımı da geliştirirdim. Çünkü bir insan iyi bir televizyoncu da olur. Kabiliyetlidir bazı insan. Her şeyi yapar o insan. Yani sesi de güzeldir, sahnesi de iyidir. Öbür taraftan iyi bir oyuncu da olabilirsin. Yani bunu ciddiye almalı bence şarkıcılığı. Çünkü onun gibi kimse yok şu anda. Ama mesela müzikle oyunculuğu birleştirileceği yerlerden biridir müzikal. Müzikal için çok doğru bir isim. Evet. Şarkıcılık işin içine girince sanki daha mı şey olmaz mı? Müzikal güzel. Yani Demet Akalın tarzı bir şarkıcı olmak zorunda değil. Candan Erçetin gibi mi olsun? Yani daha böyle akustik şeyler yapabilir. Böyle yani daha kendine tarzına yakışır. Çünkü çok güzel bir sesi var ya. Sen Gökçe yani, Bahadır'ı biliyor musun? Biliyorum. Hayır yani dinledin mi? Dinledim ama Gökçe'nin çok yumuşak. İyi bir şey yaptı mı sence kendine bunu? Ya bırak. O kız da böyle müzikali seven, dans etmeyi seven, bütünüyle iyi bir oyuncu. Evet. O mesela şeyde Belgüzel Korel'de o da onların da böyle bir albümü oldu. Eskiden Yeşilçam'da da bütün Yeşilçam'daki aktrisler Hülya Koçit falan hepsi sahneye çıktılar. Hepsi şarkı söylediler. Hmm. Bu olabiliyor. İnsanlar onu yakından görmek istiyorlar falan filan. Ama şarkıcılığı ciddiye alınacak bence tek isim oyuncuların arasında Serenay yani. Bir de ben Atademirer. Bir de Ata evet. Ama Ata yani Ata'nın sahnede bir iddia. Ata'nın da tiyatro sahnelerinde Türk sanat müziği ve şarkı konserleri oldu ve herkes de doldurdu ve gitti biliyor musun? Tabii. Yani tek kişilik dev kadroları ve işte bir Atademirer gazinosu diye bir şey yaptı. Aynen gittim ben. Evet, gitti. Çok güzel. Sana şey sormak istiyorum. Söyle. Mesela birini çok seviyorsun. Gözlerin karardı. Hı-hı. O da canı bir şey çekti. Ne demek o? Bir şey istedi canı mesela. Yiyecek bir şey. Tamam. Kasa kasa. Koli koli. Alır mısın? Mesela kesin alırsın. Sorduğun sorun bütün. Benim canı çekmese de ben alıyorum. Bunu bana sormayacaktın. Ben her şekilde karşımdaki insanları mutlu etmek için bir yaşamım olduğu için o yapıyorum. Nedir peki bu? Nereye geleceğim? Koli. Evet. Kestane almış. Kim? Sırf sevgilisi seviyor diye. Hadise Kaan Yıldırım'a. Bakalım. Hadise ile Kaan Yıldırım. Şimdi zaten bir kere bu köpek. Meşhur köpek. Ya çok tatlı bir köpek ama ya. Böyle güzel bir şey olamaz ya. İlk bu köpeği defa... beğeniyor musun? Çok seviyorum. Bu ben hiç bilmiyorum cinsini hiç anlamadım. Dalmaçyalı gibi bir şey bu. Tuhaf ama şurasındaki değil... beneğinden zaten işler karıştı. Ama bu çok güzel bir şey ya. Ben bu çok tatlı bir şey ya. Böyle güzel bir surat olamaz ya şimdi maşallah. Şimdi böyle güzel bir surat olamaz ama böyle güzel bir başlık olabilir mi ya? Hadise birlikte karantinada olduğu Kaan Yıldırım'a sevdiği için iki koli kestane aldı. Sonra adamlar şımarıyor. Tepemize çıkıyor. Sonrasında da biz uğraşıyoruz. Ünlü şarkıcı Hadise bir süredir birlikte olduğu Kaan Yıldırım'ın kestaneyi çok sevdiğini öğrenince ki mevsimi de bitmek üzere. İki koli
sipariş ederek sevgilisine sürpriz yaptı. Ünlü şarkıcı Hadise uzun süre önce oyuncu Kaan Yıldırım'la aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililerini kestane pekiştirdi. Sipariş iki koli, yani bir de değil, poşet de değil, koli. Ve tabii bu durumda sürprizle karşılaşan Kaan da artık atta kalmaz yani, bilmiyorum. Şimdi kadınlar aslında kendilerine yapılmasını istedikleri şeyleri yapmayan adamlara kendileri yaparlar ki mutlu olsunlar diye. Ya da biraz utansın da, ya da o da yapsın. Yani. Yok ya, utansın diye yapan bir kadın yok. Onu yapan kadın zaten devamlı bir şeyler veren kadındır. Ve en sonunda da mutsuz olacak kadındır. Ben hayatımda hiç fedakarlık yapıp böyle güzel jestler yapıp da sonunda mutlu olan bir kadını hiç görmedim. Yani hiçbir şey yapmayan, egoist, kendine yaptıran, bravo, kendini düşünen kadınlar mutlular. Daha mutlu. Yani övükler, ben anlam veremiyorum neden olduğunu. Fedakarlığıyla kalıyor, bir de daha da deliriyorsun. İşte ondan sonra diyeceksin, ah diyeceksin, iki kasa da yani kestane de göndermişsin. Çünkü adamın gittiğine bir süre üzülüyorsun, biliyor musun? Yani dersin ki bitti gitti dersin yani, hani bir süre üzülüyorsun. Yaptıklarına hiç, evet, yani hiç süresiz üzülüyorsun. Tabii kendi şeyin. Evet. Yani aptallığın. Ne? Kendi aptallığın oluyor. Kesinlikle. O yüzden ya arkadaşlar, tabii ki yapmak çok güzel. Bunu söylüyorum. Bana söylüyorum ama ben gene yapıyorum mesela. Hani şey yok bende. Ama benim yapmam hata değil. Bizlerin yapması hata değil. Karşımızdaki insanların bunu, değerini bilmemesi hata. Bizde sorun yok ki. Yani bizim bunu düşünüyor olmuş olmamız kötü bir şey değil ki. Yani karşındaki insanın bunu algılamamış, bunun kıymetini bilmemiş olması, nankör bir insan olmuş olması bir sorun yani. Ben ama Kaan'ın gerçekten bu kestanelerden sonra çok kadir kıymet bileceğini ben de bir inanıyorum. Yani Antalyalara ben de çilek yollamıştım kasalarca. Bak. Demek ki kasayı, bu demek yani ki bu iki kasa mı göndermiş? Ben de iş yerine göndermiştim. O yüzden el pençe divan yapmışsın çocuğu ya. Hayır ya. Bana değil de kızına yapıyordur ne yapıyorsa. Canım benim, inşallah. Bir şey diyeceğim. Bu Kaan'ın kestane sevmesi de enteresan, sosyal medyada enteresan karşılanmış. Niye? Ne oluyor Kaan? Kestane seversin de iki koli de mi seversin? Ne oluyor bu kadar? Sizin Allah aşkına ya. Kestane seven, ben de kestane çok severim. Mideye de çok iyi geliyor bu arada. Genelde kadınlarındır böyle istekler ya. Hadise'nin jestinden ben şunu çıkarıyorum. Hadise çok kıymet vermiş bir kere. Kaan'ı kaybetmek istemiyor. Belli, ilişkiyi de kaybetmek istemiyor. Muhteşem bir jest yapmış. İnşallah değerini bilirsin. Ah Serena, bir kestaneye biz bu kadar konuştuk. Ben bir anlatsam benim dertlerimi size. Neler yaptığını değil mi? Ay Allah'ım ya. Yani Allah, yine tabii. Allah'ım verin de şöyle Seren dertlerini nereden alasın başlasam diye. Ya yine söylüyorum, çok güzel bir şey insanın, karşısındaki insanı mutlu etmeye çalışmak. Evet. Yani ben mesela bir dükkana girerim kendime bir şeyler almak için, yanımdakini alıp çıkarım. Kendime bir tane bir şey aldım. Yani hep onu mutlu etmek. Ama o iyi olsun. O güzel olsun. O çok iyi olsun. Ya yani hep böyleyim yani. Hep böyleyim. Veyahut da onun parası harcanmasın. O parasını biriktirsin. Benimkisi harcansın, önemli değil. Veyahut da anne versene. Anne şunu alsana. Annem diyor ki niye kocandan istemiyorsun der mesela bana. Hayatımız boyunca böyle oldu. Yani biz kadınlar bunu yapıyoruz ama bir de değerini bilene rastlarsak çok daha güzel, tadından ya yenmez. Tadından tabii yenmez yani. İşte bu olmuyor, biliyor musun? Saçımızı doğru süpürge edip de ondan sonra böyle kötü şeyler olmuyor. Ama onların için güzel sonlar olsun inşallah. İnşallah. Hepiniz için güzel karantina sonlar olsun. Karantina sonrasında evleneceklerini umduğumuz çiftlerden bir tanesi. Ben öyle düşünüyorum. Şimdi geçtiğimiz hafta sonu, daha doğrusu geçtiğimiz günlerde bir bomba düştü. Sermiyan Midyat'la alakalı kız arkadaşını darp ettiği gerekçesiyle ayrıldığı iddiaları çıktı. Sermiyan Midyat bu konuyu yalanladı üstün körü bir şekilde. Ben de üretmeye devam edeceğim, karantina var, ne yapıyorsunuz falan filan. Fakat sosyal medyada sular durulmadı. Sermiyan Midyat'a inanılmaz tepkiler var. Bir izleyelim, sonra konuşalım. Sermiyan Midyat, kendisi gibi oyuncu olan kız arkadaşı Sevcan Yaşar'a şiddet uyguladığı iddiasıyla karakolluk oldu. Oyuncunun daha sonrasında yaptığı açıklamalar samimiyetsiz bulundu. Sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü. Daha önce de şiddete meyilli olduğunu birçok kez kanıtlayan Sermiyan Midyat hakkında kimileri yaşadıklarını anlattı, kimileri gördüklerini söyledi. Sosyal medya kullanıcıları Sermiyan Midyat'ı yerden yere vurdu.
Sermiya Medya tarafından darp edildiği iddia edilen Sevcan Yaşar, yaşananlar üzerine nasıl bir açıklama yaptı? Oyuncu ve yönetmen Sermiya Medya, geçtiğimiz Ocak ayında Sevcan Yaşar'la sevgili olmuş ikili bu ilişkiyi sosyal medyalarından cümle aleme duyurmuştu. Ancak çiftin arasındaki 16 yıllık yaş farkı çok fazla eleştirilmişti. Yeni çift karantina günlerini Sermiya Medya'nın evinde geçirirken herkesi şok eden bir olay yaşandı. Sevcan Yaşar, Sermiya Medya'nın kendisine şiddet uyguladığı iddiasıyla karakola başvurdu. Haberlerin çıkmasıyla birlikte ikili sosyal medya hesaplarından birbirlerini takibi bıraktı. Beraber oldukları resimleri kaldırdı. Bu olaylar ve iddialar üzerine Sermiya Medya sosyal medyası üzerinden bir açıklama yaptı. Sermiya Medya şiddet iddialarını reddetti. Ancak Sermiya Medya'nın yakın bir zamanda yaptıkları oyuncunun şiddet eğilimli olduğunu herkese göstermişti. Yaklaşık 1,5 sene önce Hollywood yıldızı Christiana Loken'in İstanbul'da kutladığı doğum gününde Sermiya Medya rezalet çıkarmış, Sinan Akçıl'ın üzerine saldırmıştı. Bu hareketi yapma sebebi olarak Sinan Akçıl'ın mekana magazincileri davet etmesini göstermişti. Kısacası Sermiya Bey medya emekçilerine de saygısızlığı kendine hak görmüştü. Dibimize kadar, masamıza kadar, yani restorandayız, restoranın içine kadar magazin kameralarını sokuyor. Masaya diyorum ki yani magazinin burada ne işi var? Sizden mi rahatsız oldunuz? Ben sizden rahatsız oldum, evet. Görünen o ki olaylar ve iddialar yine şiddet, yine Sermiya dedirtiyor. Bu durum sosyal medya kullanıcılarını rahatsız etmiş olacak ki Sermiya Medya sosyal medyada yerden yere vuruldu. Kimisi Sermiya Medya'nın açıklamalarını samimiyetsiz bulurken birçok kişi de ünlü oyuncuyla yaşadığı anıları paylaştı. Eleştiri üzerine eleştiri, tepki üzerine tepki aldı. Sosyal medya kullanıcıları arasında Sermiya Medya daha önce de farklı yerlerde şiddet olaylarına karıştı iddiasında bulunanlar oldu. Ayrıca açıklamasında Sevcan Yaşar'a şiddete uğradım diyor, darp raporu yok diye suçlamalarda bulunan Sermiya Medya'ya koronavirüs döneminde olduğumuz hatırlatılarak bu dönemde rapor almanın zor olduğu yorumları da yapıldı. Sermiya Medya'nın açıklamalarındaki tutarsızlıklar herkesin dilinde. Bu arada sosyal medyasında suskunluğunu koruyan, şiddet mağduru olduğu iddia edilen Sevcan Yaşar'ın yakın çevresine belgeler, raporlar, her şey var. Onunla mahkemede görüşeceğiz dedi iddia edildi. Bir söz var, çok seviyorum. At izi it izine karışıyor diyorlar ya, çoğu zaman kriz dönemlerinde böyle oluyor. Sosyal medyada da böyle. Aslında bazen çok doğru habere götürecekken bizi sosyal medya kullanıcıları, bazen de öyle bir eyyam içine giriyorlar ki doğru olmayan her şeyi doğruymuş gibi gösterebilirler. Şimdi o yüzden de biz bilemiyoruz. Sermiyan'la alakalı bu iddialar doğru mu değil mi? Sosyal medya ayağa kalktı. Şimdi bir kere Sermiyan Bey'e şunu söylerim. Söylemek isterim bir kadın olarak. Bir kadına illa darp raporu aldırmanız gerekmiyor şiddet uyguladığınızı ispatlamak için. Bir kadına küfür etmek de şiddeti içeriyor. Bir kadını tehdit etmek de içeriyor. Bir kadının üzerine yürümek de, bir kadını aşağılamak, bir kadını evin içerisinde yaralamasanız da yaralama olmayabilir. Yani sen şimdi saçımı çekmişsindir, beni yerden yere sürüklemişsindir ama bir yerim yaralanmamıştır. Evet, ama ben senden şiddet gördüm mü? Gördüm. Doğru. Şimdi dolayısıyla uyduruktan bir kadın gidip de rapor da alabilir. Herkes yani şimdi bir şey söylemek istemiyorum. Karşımdaki insan da gidip raporu almıştı beni dövdü diye. Yani o kadar komik ki herkese gittiğin zaman nasıl bu tedbir kararları şak diye alınıyorsa şu anda Türkiye'de. Bu raporda bana bunu yaptı, şunu yaptı, şuramı çizdi bilmem dediğiniz zaman bu kadın bunu da yapabilir. Ama bu şeye gitmemiş. Ama bu demek değildir ki siz o raporu almadı diye ona şiddet göster. Yaralama yoktur. Ama şiddet vardır. Yani onun iddiası bu en azından. Yani şunu diyemeyiz yani raporu yok. Ben ona şiddet, küfür de şiddet. Küfür de şiddet, üstüne yürümek de şiddet, bağırarak konuşmak, ölümle tehdit etmek de, bunların hepsi şiddetin içerisine giren. Ve bir yerinde iz yok. Kalpteki iz yok. Mesela atıyorum kadının kalbi var. Kalp hastası diyelim. Aha. Bağırıyorsun, çağırıyorsun, üstüne gidiyorsun. Kalp krizi geçirebilir. Kadının tansiyonu var. Bağırıyorsun, çağırıyorsun. Kadını o anda yüksek tansiyondan felç edebilirsin. Sen sebebiyet vermiş oluyorsun. Bunların hepsi şiddet. Çok haklısın. Yani. Bir de şu anda sosyal medyasında sessiz Sevcan Hanım ama yakın çevresine iddialara göre zaten bende yeteri kadar belge var.
ben bunu da ispatlayacağım, bir beklesin bakalım diyormuş. Onu da söyleyelim. Harpapor da şu an koronavirüs döneminde biraz daha zor alınacağı için takipçiler de bunu söylemiş. Ya demiş ki koronavirüs zamanı insanlara darp verecek halde mi? Ne biçim yerden giriyorsun konuya hani demişler. Ben size bir şey söyleyeyim. Erkekler bunu yapıyorlar. Ve yaptıktan sonra da maalesef yani onlar da hiç öyle o kadar yüreksizler ki. Ya çık de ki ben bir eşeklik yaptım. Çok özür diliyorum hepinizden bu arada. Ben bir eşeklik yaptım ya. Karıma bunu yaptım, sevgilime bunu yaptım. Ellerim kırılsaydı veyahut da yani çok özür diliyorum, ondan da çok özür diliyorum desen, bir insan yaptığına sahip çıksa, iyi veyahut da kötü. Hiç duydun mu öyle biri? Bir kişi de ben duydum. Yani ben rahmetli duydum ya. Rahmetli Dilberay'ın eşi. Bir kere vurdum dedi, evet vurdum dedi ya. Ama bir şey anlamıyorlar ki, inkar etseler de, yani kamu vicdanı diye bir şey var ya, toplum zaten senin kişiliğinden, kim olduğundan, hal ve hareketlerinden, sen bunu inkar etsen de, karşındaki yalan söylüyor desen de, insanlar bir sana bir karşı tarafa baktığı zaman kimin yalan söyleyip söylemeni o kadar iyi anlıyorlar ki ya. İntiba meselesi belli oluyor. Belli yani. Yani çok ultra oynayanlar var, o ayrı. O ayrı. Ama genel itibarıyla yani çıkıp da deyin ki kardeşim evet biz bir sorun yaşadık. Bir problem yaşadık. Elim kalktı, elim kırılsaydı. Veyahut da şunu yaptım ama bunu da yapmadım. Bak bunu yaptım ama bunu da yapmadım. Yani bir kadını en çok ne delirtiyor biliyor musunuz? Şu andaki Sermiyan Hanım'ı, Sevcan Hanım'ın ne delirtiyor biliyor musun? Siz bizi ispat etmeye zorluyorsunuz. Çünkü sen yalancı diyorsun bir de kadına. Kadın hem şiddet görüyor, hem hakaret görüyor, hem de üzerine diyorsun ki yalan söylüyor ya, iftira atıyor bu, yalan hasta bu diyorsun. O zaman kadın mecbur kalıyor. Sen kadını bir de itibarsızlaştırıyorsun, yalancı durumuna götürüyorsun, bir de iftira attığını söylüyorsun. Kendini ispatlamak zorunda bırakıyorsun. Halbuki sussan veyahut da özür dilesen, o kadın da o geçecek. Belki yarın barışacaksınız bile. Ama iş nerede başlıyor biliyor musun? Toplumda birbirini linç ettirmeye veyahut da kötü göstermeye çalıştığında başlıyor. Çünkü insanlar da bu toplumda yaşıyor. O zaman kadın da şimdi haliyle diyecek ki ha öyle mi? Hadi bakalım o zaman diyecek. O zaman ben de yapmak zorundayım bunları diyecek. Onu yaptırtmayın kadına. Yakın çevresine de diyormuş zaten. Bakalım ilerleyen günlerde bakalım ne olacak. Günlerdir evdeyiz, karantinadan tek yaptığımız lüksümüz sosyal medyamız. Ünlüler peki sosyal medyada neler yapıyor? Yine derledik, bakalım izleyelim neler yapıyorlar. Karantina günlerinde evde kalan ünlü isimler sosyal medyalarında neler paylaştı? Evde kal çağrıları sebebiyle Türkiye'nin büyük çoğunluğu gibi evlerinden çıkmayan ünlü isimlerin sosyal medya paylaşımlarında herkes ayrı alemde. Şeyma Subaşı yine yapacağını yaptı. İddialara göre korona yasaklarını deldi. Çeşme'ye tatile gitti. Şeyma Subaşı ve DJ sevgilisi Guido korona belasının başladığı günlerde yurt dışından döndükleri halde karantinaya girmek yerine farklı yerlerde eğlenerek çok tepki almıştı. Hatta haklarında yasal işlem dahi başlatılmıştı. Şimdi de Şeyma Subaşı'nın sosyal medya paylaşımları bu konudaki hatalarına devam ettiğini gösteriyor. İddialara göre Şeyma Subaşı sevgilisiyle beraber İstanbul'dan çıkış yasağı olduğu halde Çeşme'ye tatile kaçmış. Hülya Avşar'ın kendi köpeğiyle yaptığı oyuncak kavgası. Karantina günlerini evinde geçiren 56 yaşındaki Hülya Avşar'ın köpeğiyle yaptığı oyuncak kavgasını paylaşması büyük bir ilgi gördü. Can Yaman'dan yeni dizi müjdesi. Yakışıklı oyuncu sosyal medyasından yaptığı İspanyolca paylaşımda yeni dizisinin çekimlerinin Mayıs ayında başlayacağını belirtti. Uras Kaygılaroğlu kendi kendisinin berberi oldu. Ünlü oyuncu karantinada evde saç kestirenler kervanına katıldı. Enis Arıkan ve Yasemin Sakallıoğlu'ndan sürpriz sonlu tatil skeci. Hacı Sabancı'nın yeni klasik otomobili. İrem Delici'nin karantina döneminde aşırı iddialı ev halleri. Evden çıkamadığımız şu zor günlerde sık sık fotoğraf paylaşan şarkıcı şıklığı elden bırakmıyor. Hatta Delici bir paylaşımının altına "Bu kadar güzelleşeceğimi bilseydim çoktan eve tıkardım kendimi" notunu düştü. Serdar Ortaç, Bartu Küçükçağlayan'ın yayınına katıldı, yer yerinden oynadı.
Bartu Küçükçağlayan ve Melikşah Altuntaş'ın yaptığı Mücbir Sebepler isimli aşırı ilgi gören sosyal medyadan yaptıkları canlı yayına Serdar Ortaç da katılınca canlı yayını tamı tamına 75 bin kişi izledi. Aynur Aydın'ın Mutlu Ayakları. Karantinayı evinde geçiren Aynur Aydın'ın Mutlu Ayaklar notuyla paylaştığı fotoğraflar hayranlarını çok şaşırttı. Şimdi sosyal medya turunda Bartu Küçükçağlayan'la başlayalım mı? Çünkü tüm Türkiye gerçekten onların sosyal medya programını konuşur hale geldi. Geçtiğimiz günlerde ben de konuk oldum. Çünkü hep benim taklidimi yapıyor orada. Allah Allah. Ya daha doğrusu sataşıyor Melikşah. Bartu'ya da yazmıyorum ki ben dedim bunlara hiç kızmadığım gibi size de bayılıyorum dedim. Yayına da katılacağım dedim. Şimdi yine çok uğraştıkları başka bir isim Serdar Ortaç. Dün de Serdar Ortaç yayını basıyor ve katılıyor yani. Tabii izleyemedim ama 75 bini buluyor anlıkta izlenme. Çok da keyifli dakikalar ortaya çıkıyor. Bu ikiliye bayıldık. Acaba televizyona devam ederler mi bilmiyorum. Serdar çok eğlenceli bir şey yaptı. İyi ki de onların yayınına katıldı. Normalde de kendi yayınını eleştiriyorlarmış. Serdar bayağı bir yalnızlığını bu sosyal medyada gideriyor. Çok faal, en faal sanatçı bence sosyal medyada şu anda. Ne demiş biliyor musun? Demiş. Bana böyle eleştiri yapıyorlar. Sosyal medyada ben canlı yayın açınca bana eleştiriyorlar. Ne yapayım? Evde yalnız başıma turşumu mu kurayım dedim. Doğru söylüyorsun Serdar'cığım. Turşusunu mu neden, kursun? Sosyal medyada canlı yayınlara neden katılıyorsun demiyoruz zaten. Biz sana kendinden vazgeçmişsin. Böyle kendinden vazgeçmişsin. Kendini değersizleştiren cümleler kurmanı istemiyoruz diyoruz. Çünkü sen bu değilsin. Sen Serdar Ortaç'sın. O yüzden iyi. Peki. Yani Serdar'a bir Ali Şahan'a götürmem gerekecek benim. Doktora. Bizim Ali Şahan muhteşem doktorumuz. Evet, hafif bir yorgunluk var yüzünde. O yorgunluğu alalım bence. Ali Şahan geldiğinde çarşamba günü Serdar'la buluştursak ya. Evet ya Serdar'ı. Olabilir evet, mi? Olabilir. Artık açılıyor. Zaten klinikler de açılıyor. Zaten açık klinikler. Bence Serdar'ın bir yüzündeki şu yorgunluğu bir alsın. Alsa Ayşe. Değil mi? Şöyle evet. Bir canlansa. Dur ben seni arayacağım yayından sonra Serdar. Senin şu yorgunluğunu alalım. Belki ruh haline de yansır bu. Belki. O bir zaman belki bir belki bir şey. Biberim diye çıkarsın ortaya belki yani. Ay keşke. Bence çok güzel şarkılar geliyor. Aynur Aylar'ın ayaklarını bakalım. Ne ayaksın Aynur? Sen ne ayaksın Aynur? Ayaklarını paylaştı. Ayağının altını çekti. Aslında fotoğraf bana ayağı olmadan çok tatlı geldi. Ayak olunca anlam veremedim. Sadece ayağını böyle gözümüze sokması, neşeli ayaklar diye de paylaşması. Artık hani karantinada kafayı yedik. Bu değil bir diğeri var. Burada artık hareketler. İç çamaşırına girmemiş Allah'tan ilk defa. Ben hiç yani anlam hiç yani konuşamıyorum bile. Niye karantinada bu hale? Niye veriyoruz biliyor musun? Karantinada artık paylaşım yapacak ne yapacağımızı şaşırdık yani. Onu aslında söylemeye yani ne yapacağım? O zaman seni konuşacağım bir şey olsun. Hülya Avşar'ın evet. Köpeğiyle sempatik görüntüsünü verelim. Hülya Avşar'ın köpeği biliyorsun çok artık onun şeyi gibi yani evladı gibi artık yıllardır. Onunla bir savaş halinde falan onu veriyor. Çok da keyifli bir görüntü. Konuşuyorum ama var mı öyle bir görüntümüz? Tamam onu verelim. Sana şeyini soracağım köpeğin cinsini sen tabii daha iyi bilirsin. Ne bilmem görmedim şimdi ki. Şimdi görmen lazım. Evet inşallah gelince ya. Göreceğiz. Yani bu turdaki haberler belli zaten. Biraz da eğer gelmeyecekse de geçeceğim. Ha bu işte. Bak bir Seren. Bu nedir bu? Vallahi ay, bu görmüyorum çok tatlı arkadan. Ya. Bu Bambam mıydı onun köpeğinin adı? Çakıl mıydı? Çakıl çakıl Bambam galiba. Bambam benimki. Bambam seninki çakıl var. Bir de onundaki de çakıl. Yani Hülya'la çok eskilerde aslında öyle çok hayvan sevgisi yoktu. Değil yoktu. Yeni. Evet. Yavaş yavaş o da anladı ki insanlardan kayadan ayrıldı. Zehra büyüdü. Çünkü evde onlar senin çocuğun gibi arkadaşlık ediyorlar. Onlar uyuyor. Onlarla beraber oturuyorsun. Şimdi çok seviniyorum Hülya'nın da köpek sevgisi onda da oluştu. Çok fazla böyle ayağınla falan uzaktan severdi yani. Çok böyle öyle mi? Çok öyle hayvan yani alsın evinde. Sonradan kazanılabilecek bir şey evet mi? Kazanılabilecek öyle bir şey. Mi? Mesela yanında korkan hep korkar gibi geliyor bana. Yok şöyle. Yanındaki insanlara bakarsın. Ben çok insana hayvan sevgi. Hiç ya. Hayvan sevmeyen birçok arkadaşımı, korkan birçok arkadaşım. Şimdi hayvanları var ve çok seviyorlar. Birçok insana aşıladım. Çünkü beni görüyorlar. Onlarla olan bağımı, sevgimi falan. Ondan sonra özenmeye başladım. Senin ama sen anormal, evhamlı ve onların şeyi gibisin yani. Benimkisi çok fazla. Gözünün benim şeyi gibi bakıyorsun. Şimdi mesela bugün gideceğim avcılara işim var yani. Toplantım var orada.
Şimdi bugün eve telefon açıyorum. Nasıl? Onları arabaya koyayım, buraya getirin diyorum. Çünkü onlarsız gidemiyorum. O evde otururlar. Çünkü evde ustalar var. Ustalardan şaka korkarlar değil, zannediyorum. Aynen de böyle. Peki 286 tane personeli olan şarkıcı kim? Reklamlardan sonra ne yapmış? İzleyeceğiz. Reklamlar. Valla Allah herkese sizin gibi patron nasip etsin diyesimiz var. Kim? İzzet Yıldızhan. 286 personelimle ücretli izine çıkarttım diyor. İzzet Yıldızhan herhalde Türkiye'nin en zengin şarkıcıları arasında. Bence en zengini ve ticareti hiçbir şarkıcı başaramaz. Çünkü ünlülerde bizde ticaret kafası yok. Açsa da biliyorsun İbrahim Tatlıses'te neler açtı. Hiç kimse tutturamadı. İzzet Yıldızhan'ın İzmir'de kocaman bir oteli var. Hem de bilindik bir marka. Tabii bilindik bir otel, dünyada oteller zinciri olan bir şey. Vallahi markanın. Bravo. Tabii tabii. Tebrik etmekle. Çok başarılı. Onun için ticari kafası var. Çalışanlara da bu yaptıkları da doğrudur. Güzel hareket. Seviyoruz İzzet Yıldızhan'ı. Takdir ediyoruz. Bitiriyoruz bu haftayı. Ah, bu hafta bitti mi? Bitti. Evet, bitti. Tüh. Efendim ben tatil seviyorum. Çünkü tatili de çalıştığın zaman hak ediyorsun. O yüzden de iki gün ara. Önümüzdeki hafta. İki gün yatış. Pazartesi inşallah gideceğiz. Kuaförler açılıyor. Ne haberler var, ne haberler. Evet, pazartesi günü kuaförler açılıyor. Birçok yer açılıyor. Marketler açılıyor. Alışveriş marketler açılıyor. Zaten alışveriş merkezleri açılıyor. Açılıyor da açılıyor arkadaşlar. Gönlümüz açılsın, en güzeli bu. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoşçakalın. Öptük, bay bay.